Sinemada izlediğim, hatırladım. Daha doğrusu izlediğimi hatırladım. ilk film e, Hayalet Avcıları. Teyzem götürmüştü, hatırlıyorum. Yani senesini hiç hatırlamıyorum ama bayağı küçük olduğumu hatırlıyorum açıkçası. Yanılmıyorsam da yani ya şişli dedir ya emektir. O zamanlar zaten çok fazla sinema yoktu. Hayalet Avcıları evet ilk, ilk film. Benim için önemli olan, yani önemli yeri olan dizi çok fazla. Çünkü aslında sadece dizi seyrediyorum. Yani televizyon kanalları çok nadiren açık evde bir iki haber kanalı bir iki diğer kanallardan normal izlenebilir kanallardan bir iki tane de işte yabancı yerli hem belgesel hem dizi kanalı ama asıl mevzumuz tabi dizi yabancı dizi izlemek en çok vaktimizi alan en çok yaptığımız şey bu evde hanımla. Ee, tabii bugüne kadar birçok dizi var. Çok da dizi var ama Battlestar Galactica'yı bir ayrı bir yere koyarım her anlamda. Ee, yani son versiyonundan bahsediyorum. Ee, 70'lerdeki versiyonundan değil. Ee, hem finaliyle hem bir emek vermeniz lazım. Uzun saatler, uzun sezonlar her anlamda benim için şahane bir dizidir yani. İzlediğim en güzel film. Ee, çok fazla tabii ama İlk aklıma geleniz Siz aslında ilk aklıma gelen her zaman bütün e, yıllar boyu beni tanıyanların da e, tahmin edebileceği gibi kayıp otoban çünkü e, filmler de diziler de olaylar müzikler sizin hayatınızdaki e, yerleriyle zamanlarıyla ve sizin hayatınızı örtüştü durumlarla veya sizin bilinç atlamalarınızla e, ilişkilendirilebilir e, o derece etkili olur e, yaşadıklarınızla ilintilidir ben de kayıp otoban Lost Highway e, izlediğim dönem mühim bir dönemdi benim için e, kendi adıma. ilk olarak onu sayabilirim ama çok fazla güzel filmler var tabii. Allah en kötü film yani ne bileyim... Ha şöyle söyleyeyim. Hadi en kötü film demeyeyim ama hayal kırıklığı e, gibi düşüneyim. E, Yüzüklerin Efendisi'ni çok severim. İlk... E, İlk tanışmam bir çok eski bir arkadaşım vasıtasıyla İngilizce ile olmuştu. Türkçe çevirilerini de ilk 645 Hobbit çevirmişti. Sonra Yüzüklerin Efendisi kitapları, filmleri. Bunlar çok güzel şeylerdi ama bir Hobbit kitabından 3 film çıkartmaya çalışmak bence baya kötü bir fikirdi. Bir izleyici olarak bunu söyleyebilirim. İzlediğim en güzel dizi. İzlemeye devam ediyorum bir tanesini mesela. Yine birçok var ama Peaky Blinders. Hemen ilk aklıma gelen güzel dizi. Eee... Finali de fena değil diyeceğim. Ya çünkü genelde diziler uzadıkça e, olay karışıyor ama yine Prison Break geçmişten bir dizi olsun. Californication tabii ki e, e, her zaman söylediğimiz gibi hayatla örtüşme konusunda dönemsel olarak e, çok şahane bir diziydi. Hadi bunları saymış olayım. İzlediğim en kötü diziyi zaten izlemedim. <laughs> İkinci üçüncü bölümde bıraktım. En kötü diyeyim ama yakıştıramadım. Ee, X-Files'ın yeni e, çekimleri e, devam eden yeni versiyonu, yeni ne derler? Yeniden e, çekiliyor biliyorsunuz. O, o olmadı bana. Bizde durmadı o. <laughs> sevdiğim için utandığım film? Yok galiba sevdiğim için utandığım film ya. Eee... Yo, utanmıyorum ama seviyorum yani. En, en yakın, en son gittiğim filmlerden biri geldi aklıma. Çok sevdim, çok da keyif aldım. Florence. Çok yakın olduğu için tabii herhalde hafızamda. Ya izlediğim, sevdiğim filmlerden... Yok ya, sevdiğim hiçbir o utanmam herhalde. Vallahi en çok, hem uğraştığımız içinde de tabii, kendi Grip'inin YouTube kanalıyla uğraşıyoruz. uğraşıyoruz. En çok onlara bakıyorum. Vallahi çok fazla da yok YouTube kanalı açıkçası takip ettiğim, onun dışında. Konuk olduğumuz yayınları tabii istiyorum. İzliyoruz hep beraber. Ee, onun dışında daha ziyade uygulama üzerinden dizi izlemeye geçiyor hayatım. Star Wars mu? Star Trek mi? Star Wars tabii ki canım. Yani Star Trek'i de çok severim ama ha dur hızlı olacak dedim yine konuşuyorum ama Star Wars tabii ki. Konuşabilirsin. Konuşurum. <laughs> Star Wars olursa mevzu konuşurum. diye. Yani. Dünyayı kurtaran adam mı? Malkoçoğlu mu? Dünyayı kurtaran adam ya. Onun ayrı bir yeri var. Onun afişi yeter be. <laughs> Game of Thrones mu? Breaking Bad mi? Game of Thrones. Ben Breaking Bad'ci değilim. Belki o ilk 5 bölümü aşamadım diye Breaking Bad'le barışamadık. Sevenlerine de ayıp olmasın tabii ki ama Game of Thrones yani. Leyla ile Mecnun mu? Behzat Ç. mi? Valla ikisini de çok... Az takip ettim ama bence Leyla ile Mecnun. Han Solo mu? Indiana Jones mu? Han Solo canım. Indiana Jones daha popüler, daha... Ee... Popüler kültüre hizmet ediyor. Ya bilmiyorum daha... Evet popüler kültüre yakın daha... Daha doğru şöyle söyleyeyim. Gizemini o kadar koruyamamış bir karakter bence Indiana Jones. Ya da ben öyle görüyorum ama... Han Solo'dur ya yani. Kapıcılar kralı mı? Çöpçüler kralı mı? Kapıcılar Kralı. Harry Potter mı? Lord of the Rings mi? Bu çok kişisel olarak cevap vereceğim. Lord of the Rings. Ee, Harry Potter da olabilirdi de yok yok. Lord of the Rings ya. Hafize Ana mı? Telli oğullarından Hanife mi? Pislavta. Hafize Ana ya. Iron Man mi? Kaptan Amerika mı? Ha. Valla ikisini de çok takip etmedim. Eee. Biz himenciyiz baba diye. <laughs> Biz daha eski kafayız. İkisinde, ikisi arasında bir seçim yapacak kadar bilgiye sahip değilim yani. Süper baba mı, Bizimkiler mi? Bizimkiler ya. Bizimkiler benim için. Türkiye'de e, çekilmiş en güzel yapımdır herhalde. Dizidir öyle söyleyeyim. Belki e, o zamanki ben, o zamanki e, Genel dönem diyelim ama bizimkiler ya. Batman mi, Superman mi? Batman. Siyah. <laughs> Siyah. Çiçek taksi arka sokaklar mı? Arka sokaklar diyeyim. Arka sokaklar diyeyim ben evet. Rambo mu, Rocky mi? Rocky ya. Rocky ya. Yani Rambo'yu da severiz de Rocky ya. Yani ee, en son... 2 sene önceki Amerika turnesinde 2 ee, sene öncekinde evet bayağı e, ee, Burak'ın yürüdüğü o yolda Philadelphia'da bir video çekmiştik. Hala o heyecanı yaşıyorduk yani. Gora mı? Yaşşi Batı mı? Gora. <laughs> Gora daha keyif aldığım bir filmdi. Garfield mı? Tom mu? Gar o Tom Anjeri'ndeki. Tom Anjeri'ndeki Tom tabii ki. E, çünkü bu ee, Bilmiyorum. Ee, bu da kişisel yine daha çok e, izlediğin dönemine denk geldiğin durumlarla alakalı. Ama Tom'un karakterini de daha çok severim açıkçası. <laughs> DC mi Marvel mı? Ya bunu tabi çok sıkı takip eden arkadaşlarımız var. Onlara sormak lazım. Ee, Can Temiz'in uzmanlık alanı bu. Ama e, bilmiyorum e, çok da. E, şey yapmayayım şimdi. Kahramanlar arası bir kapışma yaratmak istemiyorum açıkçası. <laughs> Pearl Jam mi, Jeff Buckley mi? Bu çok zor bir soru. <laughs> Ama bir tanesi zaten halihazırda hazırda e, öldüğü için Pearl Jam diyeyim. Çünkü Jeff Buckley zaten hayatta değil. <laughs> Benimle karavana konsere gelmek mi yoksa buraya röportaja gelmek mi? Valla müzik varsa işin içinde e, müzik ağır basar ya. Karavana konsere gitmek olabilir. Bu röportaj çok keyifli ama işin içinde müzik varsa durum değişir. Çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim ya. Gayet keyifliydi, hızlıydı. Umarım doğru cevapları vermişimdir. <laughs> Bu videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşarak bize destek olabilir. Beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca bir sonraki programımıza kim konuk olsun ve hangi soruları soralım yorumlarda bizimle paylaşın. Kanalımıza abone olup yanındaki çan işaretini tıklayarak bu kanalın bildirimlerini bana gönder demeyi unutmayın. Destek vermek için mağazamıza uğrayabilirsiniz. Görüşürüz.